Ülkemiz maalesef ekonomik ve sosyal bir kriz döneminden geçiyor. 14 yıllık AKP yönetiminde vatandaşlarımıza pembe tablolar çizerek ülkemizin her alanda güçlendiğine inandırdığınızı düşünen AKP iktidarı bunun bir boş rüyadan ibaret olduğunu elbette anlayacaksınız. Ve de AKP iktidarı sınır komşularımız ile sıfır sorun politikası ile yola çıkmış ancak yapılan yanlış politikalar sonucu neredeyse problem yaşamadığımız sınır komşumuz kalmamıştır. Maalesef 2015'e göre 2016'da ülkemiz batıyor arkadaşlar. Ben boşuna konuşmam. İstatistiklerle konuşuyorum. Sayın Bakan, 2015'e göre ihracatımız %3 düştü. İstatistikler söylüyor, bakın isterseniz size verebilirim. Dış ticaret açığımız %13.2 arttı. Yani bu da 4 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Değerli arkadaşlar, batıyoruz. 2015'te yaklaşık 2734 firma kapattı. 2016'da şu ana kadar 2178 şirket kapattı. Bu küçük esnafların sayısı on binlerce, belki daha fazla. Onun için ekonomiyi doğru yönlendirdiğiniz kanaatinde değiliz. Kesinlikle de bu hatalardan bir an önce vazgeçiniz. Biliyorsunuz ne zaman bütçede bir açık olsa yükleniyorsunuz kamyoncunun, ulaştırma sektörünün sırtına. Dolar yükseliyor, şu anda 3,5 TL'ye geldi. Akaryakıt 5 TL'ye geçti. Bekleyin, bir hafta sonra doların yükselişi akaryakıtı 5,5 TL'ye getirecek. Yükleniyorsunuz sigortaya, MTV'ye, otobana, köprüye. Bir köprüden, Osman Gazi'den 260 TL'ye bir tırı geçirmeye kalkıyorsunuz. Nasıl geçsin bu vatandaş? Evet, ulaştırma sektöründeki nakliyecinin, kamyoncunun artık dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşı artık kamyonunu kullanamaz hale getirdiniz. Her 9 kişiden bir kişi ulaştırma sektöründen yemek yiyor, ekmek yiyor, ailesine bakıyor. Ancak bu kadar masrafların üzerinden kalkamadı ve de kamyoncunun elinde kamyonun nesi kaldı biliyor musunuz? Değerli bakan, sadece direksiyonu kaldı, direksiyonu. Yani bugün kamyoncunun elinde sadece direksiyonu kaldı. Sayın milletvekili. Onun için ben de diyorum ki bir an önce bir ürün getirme yasağımız nakliye sektöründen, var. Ulaştırma sektöründen, lütfen, otobüsçüden, kamyoncudan, taksiciden, minibüsçünün sırtından ininiz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle sunuyorum. Teşekkür ederim.